gündemi değiştirmek için yeni bir zulmün kapısını açıyorlar. Yeniden parti kapatmayı kendileri için bir çıkış yolu görüyorlar. Hiç merak etmeyin. Biz bu tür antidemokratik uygulamalara hep karşı durduk. Belediye başkanlarını görevden alıp haksız bir şekilde koltuklarını gasp edercesine kayyum atayanlara karşı da başta genel başkanımız ve hepimiz karşı çıktık. Karşı çıkacağız. Kayyumu hayır diyeceğiz. Özgürlük, barış, kardeşlik dilimizden düşünmediğimiz çok önemli kutsal deyişler, deyimler bunlar. Şimdi önümüze bir parti kapatmayı getiriyorlar. Bu da antidemokratik. Bu da uygun değil. 5-6 milyon yurttaşımızın oyunu alan kim olursa olsun, hangi siyasi parti olursa olsun böyle bir durumla karşı karşıya bırakılırsa buna da karşı çıkıyoruz, karşı çıkacağız. Nedir? Seçimle gelen seçimle gitsin. Seçimle gelen hakkını, hesabını sandıkta görsün. Vatandaş görsün hesabını. Eşit de artık Allah aşkına yeter. Allah aşkına yeter. Bu hesabı dur. Bu hesabı dur. Bu hesabı geçe bırakmayın. Bu hesap gün geldiğinde, sandık önünüze geldiğinde onurlu oylarınızı, onurlu, kişilikli, şerefli, siyasi mücadele veren partiye, işte buradaki nitelikli, onurlu arkadaşlarımızın, her birinin Anadolu'nun dertleriyle dertlenen bu arkadaşlarımızın hakkını birlikte teslim edeceğiz. Sizleri yürekten seviyorum. Her biriniz benim canımın içindesiniz. Her biriniz benden farklısınız. Allah yolunuzu açın. Hemşehrimize sevgili Tekin Bingöl'e çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sözü bir büyüğümüze bırakacağız. O AKP'nin politikalarına, hukuksuzluğuna, ülkeyi yönetenlerin yapmış olduğu haksızlıkları her gün dile getiren birisi. Ekonomimizin takım kaptanı, Tekirdağ milletvekilimiz, parti sözcümüz, esnaf masası, ekonomi masası başkanımız Faik Öztürk. Değerli kardeşlerim, değerli Bitlisli hemşerilerim, bugün burada sizlerle birlikte olmak bizim için büyük bir mutluluk. Bizleri bağrınıza bastınız. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Erdoğan şahsım hükümeti Bitlis'e çökmeye kalkmış. Ne? Ulu Cami dinliyorlar. Ne? Şerefe, ne Şerefe Camisi dinliyorlar. Ne Cumhuriyet tarihi, Cumhuriyet'te yaşıt okul dinliyorlar. Ne tarihi çarşı dinliyorlar. Daha dün sizlere onarttığı tarihi çarşıyı bugün yıkmaya kalkıyor. Arkadaşlar, halisane niyetleri olsa, niyetleri sadece dereyi ıslah edip Eskişehir'deki porsuk çayı gibi bu alanı güzelleştirmek olsa tamam. Ama böyle bir niyetleri yok. Nereden anlıyoruz? 150 metre uzaktaki tarihi çarşıyla, Ulu Cami'yle senin ne ilgin var? Bakın ben bir şey söyleyeyim. Bunların gözünü rant bürümüş, rant. Sadece rant da değil. Bak biraz önce şurada gördüm. Bunlar bir de defineci, bedavacı. Buraları yıkacaklar, altında define arayacaklar. Bulursunuz. Bak burada.
buradan bir daha söylüyorum. Ben sözümü çok uzatmayacağım. Güneşin altında sizi çok tuttum. Canı sağ olsun. Ulu camiyi yıktırmayız. Tarihi çarşıyı yıktırmayız. Buraları bir tane milletvekiline, Erdoğan şahsı hükümetine yem etmeyiz. Bitlis bu ülkenin kadim şehridir. Bitlis'e hep beraber sahip çıkacağız. Mecliste Bitlis'in sorununu gündeme getiriyor. Bitlis'te bir mecliste çok konuşulan konulardan biri Bitlis'in bu sorunu. Ne mutlu ki böyle bir evladınız var. Arkadaşlar kimse merak etmesin. Sizler de görüyorsunuz. Milletimizin tamamı da görüyor. Bu iktidarın, bu rantçıların, bu definecilerin notunu veriyor. Bunları yerlerine göndermeye hazırlanıyor. Yeter ki bir an önce önümüze sandık gelsin, sandık. Tekrar söylüyorum. Buradaki hukuksuzluğa, buradaki talana, buradaki talan düzenine, burada Bitlis'i kilere peşkeş çekmeye izin vermeyeceğiz arkadaşlar. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Bizleri dinlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, şimdi çarşıyı gezeceğiz. Benim. Ahmet Arif diyor ki, Ahmet Arif, doğdun, 3 gün aç tuttuk, 3 gün meme vermedik sana, adiloş memem, hasta düşmeyesin diye, töremiz böyle diye, saldır şimdi memeye, saldır da büyü. Bunlar engerekler ve çıyanlardır, bunlar aşımıza, ekmeğimize göz koyanlardır, tanı bunları, tanı da büyü. Şimdi biraz önce telefonla konuştum. Partimizin lideri genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun saygıları var size. Diyor ki yanlarında olacağız. Haftaya salı günü de grup toplantısında Bitlis'in kadim şehrimizin sorunlarını salı günü grup toplantısında Türkiye'ye duyuracağım diyor.